günlerine bize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Saati 9.30 yapmışız. Hemen kahvemi yapıyorum ve işlerime başlıyorum. İşlerime başladım daha doğrusu. İşlerime devam ediyorum desek daha doğru olur. Şimdi kahvemi yaptım. Hamur makinama bir paket mayamı aldım. Ilık suyla onu ıslattım. O orada eriyor. O erisin. Hemen patatesimi soydum. Onu haşlamaya bıraktım. Patates salatasının patatesi haşlanıyor. Hemen koştur koştur. Burada da salatasını yaptım. Ben patates salatasının içine kornişon, turp, kuru soğan, mor lahana, havuç, her şeyi eklerim arkadaşlar. Altta da yeşilliği var. Çok evde ne sebze varsa öyle diyeyim size. Çok sebzeli. Bence çok lezzetli oluyor. Hepsini ekledim. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum. Balkon biraz serin. Oraya çıkarıyorum. Burada da diğerleri var. Kurabiyemiz var. Şekerparemiz var. Havuç taratorumuzun yoğurdunu süzdürdüm. Üzerine döktüm. Karıştırmadım sulanmasın diye. Bunlar da buradalar. Şimdi patatesimiz de salatamız da şurada dursun. Temizlik kovamı çıkardım. Katya evleri süpürüyor, siliyor. Ben de toz alacağım. Önce bir kahve içeyim. Sonrasında hemen hamurumuzu yoğuracağım bir yandan. Oo, maya çözüldü bile. Hamurumuzu yoğuracağım. Poğaça yapacağız. Bu arada haşhaşlının yarısını Ayhan getirdi. Şöyle poşetledim ki kurumasın diye. Şurayı durağa yolladım. Burada misafirlerime kalan haşhaşlının şöyle içine bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle bu şekilde kapatıyorum ki kurumasınlar. Bu dışarıda dursun. Birazdan fırın bana lazım nasılsa. Şöyle dursun. Hemen poğaçamızı yapacağız. Tatlımız dolapta derken yani büyük çoğunluğu hazır misafir hazırlığımın. Şimdi bir temizlik işine koyulacağım. Hamurumuzu yoğuracağım. Hamur mayalanıncaya kadar ben bir temizlik yapacağım. Sonrasında da poğaçalarımızı yapıp fırına veririz. Patatesimiz haşlanır. Onu da leğenin diğer salatayı gördüğünüz gibi bir tarafına bıraktım leğenin. Diğer tarafına da patatesleri bırakacağım. Onu da misafirlerim gelince karıştıracağım. Bekleyip kötü olmasın diye. Karıştırma işleri misafirler gelince olacak. Önce bir kahvemi içeyim. Sonra şu temizlik işini bir halledeyim. Evleri toparlamıştım. Katya da süpürüp siliyor. Bir lavabolar kaldı. Bir de işte şu balkon demirlerini sileceğim. Bu camı komple sileceğim. Şansımdan sen bir hafta yağmur yağ yağ yağ. Benim misafir geleceği gün hava aç. Günlük güneşlik. Camları silmedim. Dün böyle olsaydı silerdim. Bugün mis gibi camlarımla misafirlerimi karşılardım ama dün yağışlıydı. Bugün hava güzel. Artık bugün sadece şu camı sileyim diyorum. Zaten burada cam balkonda olduğu için bunlar da temiz. Sadece cam balkonunki göze batan. Size göstereyim mi bir dakika? Şimdi diyeceksiniz camlara kafayı takıyorum. Çünkü benim çocuklarım bile aynı şeyi söylüyor. Kafayı camlara takıyorsun. Kafayı camlara takıyorsun. Nasıl takmayayım? Dur cam açık göstereceğim. Nasıl takmayayım? Siz söyleyin bana. Bakın. Videoda çıkmıyor. Bakın hep yağmur lekesi. Kafayı camlara takmayayım ama hep yağmur lekesi. Neyse artık şu demirleri sileceğim. Camlar kalacak, yapacak bir şeyim yok. Şimdi cam silmeye girersem eyvah. Buralar da silinecek. Aslında kahvemizi burada bile içebiliriz. Neyse misafirlerim nasıl isterlerse. Hemen kahvemi içip işlerime koyulayım arkadaşlar. Oyalaşmadan şu işlerimi bir an önce halledeyim. Poğaçamın malzemelerini hazırladım. Önce poğaça hamurunu yoğuracağım. O mayalanırken ben diğer işlerime bakacağım. Bir yandan kahvemi içmeye devam ediyorum. Kahvesiz olmaz biliyorsunuz. Kahve benim her şeyim. Şimdi mayamız burada çözüldü. Hemen 2 su bardağı sütümüzü de ekliyoruz. Şöyle bir karıştırayım.
hemen kabuklandı. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum. Bütün sıvı malzemem bu. Şimdi ununu yavaş yavaş ekleyerek yumuşacık bir hamur yapacağım. Onu mayalanmaya bırakacağım. Poğaçalarımız mayalandı. Hemen şekillerini verdiğim yumurta sarılarını sürüp bunları da fırına yolluyorum. Ve en merak ettiğiniz kısım, öyle değil mi? Şimdi tatlıyı dolaptan çıkardım. Şöyle streçlerini açıyorum. Bu arada poğaçamız fırından çıktı. Önce onu göstereyim. Bakın, pamuk gibi bir poğaça oldu. Şimdi bunu kenara aldım. Tatlıya gelecek olursak fırın tepsisine çevireceğim arkadaşlar. Garanti olsun diye. Hadi bismillah. Gördünüz mü? Dur. Leopar tatlımız da şöyle servise hazır. Şahane oldu. Gerçekten mükemmel. Böyle işlerim rast gitti miydi çok mutlu oluyorum. Annem geldi bu arada. Babamın çarşıda işleri varmış. Aslında ben annemi çağıracaktım. Gel komşularımla otur diye. Ama onun için mi geleyim falan der diye söylemedim. O da tesadüf babamın çarşıda işi varmış. Annemi bize bıraktı. Bir yandan onunla sohbet et. Bir yandan işlerimi hallet. Şu an işlerim bitti. Hazırlanacağım, bir markete çıkacağım. Misafir peçetem bitmiş, peçete almaya. Öncesinde dedim şu tatlının son halini göreyim de içim rahat etsin. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bunu yine dolaba kaldıracağım. Hazırlanıp bir koşu markete gidip geleceğim. Bu arada ev işlerim de bitti. Şöyle size son halini göstereyim mutfağın. Halıyı kaldırıp sildiğim için şuralar kat izi oldu da yerleri falan hep elimle sildim. Katya'nın sildiği içime sinmedi. Tekrar elimle sildim. O balkon demirlerini falan sildim. Hep evin tozunu aldım. Bura tamam. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Bunun üzerine bir temiz bez örteceğim. Şeyi haşhaşlıyı fırının... Ay sıcakmış, elim yandı kız. Fırının sıcağına verdim ki böyle biraz yumuşasın diye. Saat 11.30 olmuş. Bir koşu markete gidip geleceğim. Sonrasında çayımızı demlerim. Misafirlerimizi bekleriz. Hazırlık, temizlik işi tamam. Şimdi hemen semaveri yaptım. Bir yandan çayımızı demleyeceğim. Bir yandan peçetelerimizi hazırlayacağım. Şöyle biraz özenli olsun istedim. Markete çıktım. Orada komşumla rastladım. Senin misafirin gelecek, ne geziyorsun burada? Dedim misafir için bu çaba. Hemen gittim. Yeni peçeteler aldım. Şöyle. Bakın şimdi. Detay severiz. Şöyle mi yapalım? Bu mandalları da kankam verdi. Kankamın eşi çiçekçi. Bir takipçim yazmış ki hediye götürdüğün tülleri toplam alıyorsun diye. Ben dedim ki kankamın eşi çiçekçi. Bunları da o verdi. Böyle peçetelerimizi birazcık süslü yapacağız. Yani bunu dize örtmelik. Bu da elde kullanmalık. Şöyle hemen yandan mandallarını takıp bakın. Bu küçük detaylar olsun.
Sonra çayımızı demleyeceğim, bardaklarımızı hazırlayacağım. Ve artık misafirlerimizi bekleyebiliriz. Misafirlerimi uğurladım. Biraz önce de annem geldi, babam aldı. Onlar da gittiler. Ev boşaldı. Kimse kalmadı. Kızlar evdeler. Hemen artanlardan paket yaptım. Nereye gidiyorum? İkinci evime. Durağa geçiyorum. Ayhan'ı aradım. Geliyorum dedim. Şoförlerin biri izinliymiş. Diğeri de zaten akşamları çalışmıyor. Ayhan yalnız bugün. Kocamın yanına gidiyorum. Turşihan gel bir tanem. Rızık zamanı dedim. Rızıklarını hazırladım. Şimdi giderim, güzel bir de çay demleriz. Bu artanları da götürürüm. Durağa geçiyorum yani arkadaşlar. Kızlar evdeler. Aydınur zaten, misafirlerim sağ olsunlar. Yani benim kadar herhalde kimse misafir çalıştırmadı bu oturmada. Ben öğlen bir de Aysma'yı almaya gittim. Tam çay saatiydi. Komşumun kızları var. Dedim burası size emanet. Çaylara bakın, ben gidip Aysma'yı alıp geliyorum. Yani çaylara bakmakla kalmadılar. Sonra mutfağı topladılar. Kahveye yardım ettiler. Kahve fincanlarını topladı. Dedim artık oturun, bir şey anlamadınız. Yani yardımı biraz aştı benimki ama sağ olsunlar, mutfağımı hep topladılar. Sadece işte semaver falan var. Öyle ufak tefek şeyler kaldı. Onlar da sana emanet dedim Aydınur'a. Şimdi çıktım, durağa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Rızık zamanı. Eve geldim ve mutfaktaki son durum. Aydınur buraları mislemiş. Ben çıkarken zaten diyorum ki, hani normalde topluyorlar ama mesela burada bir bardak kalıyor, şurada bir tabak kalıyor. Ben onu asla sevmem. Benim tezgahın üzeri böyle olacak. Düzenim neyse o olacak. Çıkarken diyorum ki mutfağı benim istediğim gibi toplayın. Benim şeyim budur. Mutfağı benim istediğim gibi toplayın. Benim istediğim de aynen bu şekil. Yani her şey yerli yerinde olacak. Günden kalanlar kalanları toplayıp durağa götürmüştüm. Kurabiye götürmedim. Orada kurabiye yenmiyor çünkü. Bunları böyle saklama kabına koydum. Dondurucuya kaldıracağım. Aydınur bazen okula bir şeyler götürüyor. Gerçi Ramazan geldi, artık götüremez de. Yine bir yenilir yani bir şekilde. Bulunsun dondurucuda. Bunları da dondurucuya kaldırıyorum. Aysman yarın okul var sanıyor. Diyor ki yarın beslen, bu çok güzel olmuş arkadaşlar bakın. Yarın beslenmeme de bundan koysan anne diyor. Dedim yarın beslenme yok, hep birlikte evdeyiz. Şöyle dondurucuya kaldıracağım. Hafta içi Aysima'nın beslenmesine koyarım. Bulunsun dolapta. Evet, bizim katmerden falan da koyarım da. Yine de dediğim gibi dolabımızda bulunsun. Böyle. Bunları da dondurucuya kaldıracağım. Şu da çöpe gidecek. Bir takipçim bana şey demişti. Genelde ben bu kağıtları birkaç defa kullanıyorum. Ama bir takipçim yazmış ki Nuriye'cim o kağıtları ikinci defa kullanmak sağlıklı değil diye. Ne kadar doğru bilmiyorum ama öyle demişti. Yani bir defa pişirecekmişim o fırın kağıtlarında. Aa, fırın kağıdı deyince fırın kağıdı alacaktım. Neyse. Şöyle bunu da kaldıracağım. Artık yarın Ramazan hazırlığı yapacağız. İnşallah, bakalım duruma göre. Bunları da dondurucuya kaldıracağım. Bu arada saat 9 oldu. Bugün kızılcık şerbeti var. Şerbetin yeni bölümüne yetiştik. Şerbonun. Kızlar şey diyor, şerbo. Kızılcık şerbosu var. Şerbonun son şey, yeni bölümüne yetişin. Şimdi kendime güzel bir kahve yapacağım. Geçip dizimi izleyeceğim. Yüz yüze köşemize hoş geldiniz canlarım. Hemen kahvemi de yapıp salona geçeceğim. Veda saatinin geldiğini anlamışsınızdır. Kahvem bitmiş. Yeni paket açıyorum ama kavanozu makineye koyduğum için bunun şu koku var ya. Nasıl güzel bir şeysin sen. Bunu mandalla şöyle, mandallarım orada. Şimdi size göstereceğim. Dur önce kahvemi alayım da. Ben biraz bol kahveli seviyorum.
Bakın böyle mandallar almıştım. Böyle paketleri açtığım zaman şöyle katlıyorum ki hava almasın. Böyle. Şu mandallardan almıştım. Uzun zaman oldu ben bunları alalı. Paketlerin böyle ağzını kapatmak için, hava almamaları için. Böyle paketleri de kakao da genelde kullanırım. Böyle paketleri de bakın hava almamasını sağlıyor. Ay dur, olmadı. Ne yaptım böyle? Heh. Yarın artık makineden kavanozu çıkınca bunu yeniden kavanoza doldururum. Çok güzel bir oturmamız vardı. Şimdi günümüz paralı arkadaşlar. Şöyle bir şey, hani zorlama yok. Katılmak isteyen paralı katılıyor. İhtiyacı olan alıyor. Hani illa ben alayım diye bir şey yok. Kimin ihtiyacı varsa soruluyor hani. İhtiyacı olan yoksa öbür ayı ben alabilirim. İhtiyacı olan yoksa öbür ayı ben alırım. Öyle alışıyor, şey yapıyoruz. Ayarlıyoruz. Ben dedim ki ben yazdan önce alayım. Hani yaz girmeden önce ben alayım. Çünkü işler yoğunlaştığı zaman ben hazırlık yapamam. Evde olmam falan. Öylelikle ben aldım. Bayağı hoş sohbetiz. Bayağı komikti. Güzeldi yani. Bina oturmamızı seviyorum ben. Öylelikle şimdi çayları götürüyorum. Diyorlar ki bir dahaki günü kim alır? Kim müsaitse o alsın falan konuşması geçiyor. Aman kim alırsa alsın, ben günümü atlattım ya diyorum. Bir şey söylüyor, aman ne yaparsanız yapın ben günümü atlattım ya. Diyorlar çok erken girdin moda. Çok keyifli diyorum ya, her zaman diyorum. Şükürler olsun ki komşularımız çok iyi. Allah hepsinden de razı olsun. İyi insanlar çıktı karşıma, çok şükür. Yani şöyle bir şeye inanıyorum ben, sen ne kadar iyi olursan ol, karşındaki iyi olmadık sonra senin iyi olman boş. Mesela üst komşumla hiç anlaşamıyoruz. Sürekli de dile getiriyorum. Sen istediğin kadar iyi ol. Ama karşının iyi olması önemli. Çok şükür ki ben iyi insanlarla karşılaştım. Komşuluklarım çok iyi yani. Öylelikle bir gün telaşını da atlatmış oldum. Bir tek camlarımı da silseydim iyi olacaktı. Bu arada şimdi ben dün mutfak dolaplarını sildim. Sabah işte annem geldik, sonra da dedim ki dur şu yerleri bir elimle silmem lazım. İçime silmesi için. Hani misafir alacağım ya, o yerler bir elle silinecek. Şu an o kadar belli değil ama bakın şuralar var ya, avuçlarımın şuraları nasır oldu artık. Çok fena ağrıyor. Artık sabah bez sıkmaktan oralarım şu anda uyuşuk. Anneme dedim ki avuçlarım çok ağrıyor dedim. Sen daha çok arayacaksın bu canını dedi. Canına yazık, canına diyor. Katliye süpürttürüp sildirdim, ardından ben sildim. Ben silince içime sindi. Tamam. Şöyle söyleyeyim, hani geçenlerde de biri hikayemi yazmış ki Katya'nın kenarları süpürmüyor değil mi diye halı kenarlarını. Halı kenarlarını falan çok güzel süpürüyor arkadaşlar. Halıyı şöyle fırçasının arasına geçirip hem altını hem üstünü süpürerek gidiyor. Yani ben çok memnunum, gerçekten çok memnunum. Ama şu anki fayanslarım küçücük bir nokta dahi yerde olsa çok belli ediyor. Mesela şu an birkaç yerde susam gördüm. Eğiliyorum, susam topluyorum fayansların üstünde. Yani evi süpürüp silsem ihtiyacı var ama yok, sabaha kadar dokunmayacağım. Yarın kızlar evde güzel bir kahvaltı, ardından bir Ramazan hazırlığı yapayım istiyorum. Dolaba bir şeyler yapalım istiyorum ama bakalım ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yarın biraz Ramazan hazırlığına geçmek istiyorum artık. Bana bugün şey yazmışlar. Dün akşam ben mutfak dolabı hikayesi atıyorum. Biz senden Ramazan hazırlığı bekliyoruz, sen hala dolap siliyorsun diye. Tamam, inşallah yarın yaparız o işi de. Bu arada kahvemi yaptım. Mis gibi. Aa, gözükmüyor. Yaptım yani. Soğuk kahve hiç sevmem. Kahvemi alıp artık salona geçiyorum. Buraya gelince zaten kapanış yapacağımı anlamışsınızdır. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Misafirlerim buradayken çok çekim yapamadım arkadaşlar. Ben ev sahibi olduğum zaman çekim yapamıyorum. Ben başka yerde misafir olmam lazım. Fazla çekim yapamadım ama leopar pastanın son halini çektim. Diğerlerinin de herhalde son hallerini çektim diye biliyorum. Çekmediğim bir şey kalmadı sanırım. İnşallah kalmamıştır.
Bugünlük benden bu kadar. Bana müsaade. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.